Kaldığımız yerden yine devam edelim. Şimdi bu grupta şunu yapacağız arkadaşlar. Tespit pimlerini atacağız buraya. Çeliğimizi alalım. Çeliği aldıktan sonra şuraya çizim açalım tekrardan. Burada köprü plakaları vardı. Bunun alt tarafında. Şimdi köprü plakalarına denk gelmeyecek şekilde köprü plakalarının arasında kalacak şekilde. Şöyle yine iki merkezimizi baz alalım. Bunlarla aynı hizada olabilir bunlar. Yani olmasında da bir problem yoktur. Arada ses alıyor değil mi? Evet, sesi alıyor. Şimdi buraya kaçlık atabilirsiniz, onluk atabilirsiniz. Yeterlidir. Bununla bunun arasını şöyle tam 40 yapalım. Hatta 45 yapsam da olur. Uygundur. Tamam, 45 daha güzel oldu. Yardımcı çizgi yapıyorum. Çeliğimin ortasına alıyorum. Referans çizgi oluşturuyorum. Ardından mirror aynalama komutuyla aynalama işlemini gerçekleştiriyorum. Onayladım. İzolasyondan çık diyorum. İzolasyondan çıktıktan sonra şimdi komple keselim bunları. Diyeyim ki evet, bakın oraya da denk gelmiyor. Bu güzel bir şey. Şöyle boydan kesiyorum. Kesme işleminin ardından şöyle bir ölçüm komutuna gelelim. Ne kadarmış? 108 milimetre. Bunun kalınlığı ne kadar? 36. Bu delikleri 18 milimetre körleyeceğim. Bunun alt tarafı neresi? Burası. Hemen şöyle girelim. Unsurlar katı oluşturma. Sonucu birleştir açık olacak. 18 milimetre dedim. Onayladım. Ki bunu ters tarafa yaptı. Şöyle hemen yönü değiştirelim. Bakın parçanın da zaten tam ortasına geliyor. Hatta 18 değil de 15 yapayım şöyle. Böyle daha sağlıklı. Sonucu birleştir aç. Onayla. Tamamdır. İzolasyondan çıkalım hemen. Bu civatalarda bir sıkıntı var. Sil bunu. Şu aynalamayı sil. Bu civataların böyle olmaması lazım. Şöyle tam karşıdan bakayım. Deliklerin hizalı olduğundan emin olmam gerekiyor. Evet, deliklerim hizalı. Şöyle tekrardan bir bakayım. Direkt taşı yapabilirim. Ne kadar? 95 milimetre. Aa, o da gitti. Düzelteyim. Aynalama diyorum. Düzlem bu. Gövde bu. Onayla.
Doğrusal çoğaltma diyelim. Yön burası. Gövdeler bu ikisi. 95 mm diyorum ve yönü nereden tersine çevirebilirim burada? Yok mu öyle bir komut? Evet. Bakayım. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bunu da hallettim. Şimdi tespit pimlerini koyduk ya buraya. Bu tespit pimlerini çakarken ederken ya da en son pahları veririm. Zaten plakaları kaldırmamız için boşlukta yapacağım. Plakalarda yine bir kesme işlemi uygulayacağız. Onu da yaparız. Şöyle ölçüm diyorum. Bunun üstünden plakanın tabanına ne kadarmış? 93. Bunu 90 milimetre, tamam mı? Civa çeliğinden keseceksiniz. Şöyle izole et diyelim tekrardan. Çizime girelim. Şu tabanı seçiyorum. Tabana çizim açıyorum. Neydi? 10 milimetre. Şöyle de 90 milimetre deyip sonucu birleştiri kaldırıyorum. Pah komutuna gelelim. 1 milimetre pah kırmanız iyidir. Onayla. Evet. Bunlar bizim sabitleyici elemanlarımız. Şöyle bodylerin tamamına kolomburç renklerini verebiliriz. Sarı rengi. Body'ye dedim ama ona geldi. Neyse. Çok da önemli değil. İzolasyondan çıkalım hemen. Tespit pimlerini de attık gördüğünüz gibi. Şimdi bir kontrol yapacağız. Bu çeliği aldınız. Bu çeliğe burçları çaktınız. Arkasına bunu koydunuz. Bunun içerisine dişiyi koydunuz. Ardından bunu kapattınız. Plakaları koydunuz. Bunu koyup sıktınız. Tamam, buraya kadar her şey normal. Tespit pinlerini çakarak. Şimdi bu grupta işiniz bitti. Bu grupta işiniz bitti. Bir hurdalık çizeceğiz. Artı birkaç detay daha var. Onları da yapmaya devam edeceğiz sizinle birlikte. Şimdi diğer gruba geçelim. Hem şu erkeklerin nasıl bağlandığını falan göstereyim ben size. Gerçi erkeklerin nasıl bağlandığından ziyade şöyle yapsam gizle. Bunu da gizle. Bunu da gizle. Şimdi bu erkek gelecek. Ve saç. Diyorum ki izole et. Evet. Bunlarda kesme boşluğunu verdim mi arkadaşlar? Şu an onu bilmiyorum. Şu an ona bakmam gerekiyor. Yok, vermemişiz. Şimdi kesme boşluğunu verelim sizinle beraber. Arkadaşlar, kesme boşluğu öyle bir şey ki bunu dişiye mi erkeğe mi vereceksiniz? Onun sorusunu cevaplayacağım ilk önce size. Bunu en kolay size kavratabileceğim cümle şu. Bakın. Erkekler yukarıdan vurdu, sacı kesti. Değil mi?
Erkek yukarıdan vurdu, sacı kesti. Düşen parça hurdaysa dişiye, düşen parça iş parçasıysa erkeğe verilir. Tekrar ediyorum. Erkek yukarıdan vurdu, sacı kesti. Tamam mı? Düşen parça hurdaysa dişiye, düşen parça erkekten düşen parça iş parçasıysa, yani sizin parçanızsa erkeğe verilir. Bu ne demek? Yan çakıdan düşen parça hurda. Bunu kullanmayacaksınız. Bundan düşen parça küçük zımbadan rondelanın erkeğini pardon rondelanın içindeki deliği deliyor. O da hurda. Fakat şu büyük parça bizim iş parçamızı düşürüyor. Buradan rondelanın ta kendisi düşüyor. Bunda erkeğe verilecek. Bakın bu ikisinde dişiye, bunda erkeğe verilecek. Şimdi kesme boşluğu ne kadar veriliyor? Kesme boşluğunu ben önceki videolarda size anlattım. Kesme boşluğunu ne kadar düşürürseniz o kadar kaliteli parça elde edersiniz. Fakat kalıp ömrünüz azalır. Zımba ömrünüz azalır. Ya bunu hepten sıfırda yapamazsınız. Sıfırda çalışmaz. Bu olması gereken bir boşluk bu. Yani nominalini söyleyeyim size. Saç kalınlığına onda bir verirsiniz. Burada saç kalınlığı ne kadar? 2 milimetre, yani onda 2 vereceksiniz. Tek taraflı. Tek taraflı onda 2 vereceksiniz. Şimdi bu ne demek? Bunda erkeğe vereceğiz dedik. Çizim açtım. Bunu seçtim. Objeleri ötele dedim. 0,2 tersine. Bakın erkek küçülüyor burada. Tamam mı? Şu kısmı budayacağım şimdi erkekte. Erkek burada küçülüyor. Ekstrüzyonla kes diyorum. Onaylıyorum. Bakın. Dişim olması gereken ölçüde, dişiyi ellemiyorum. Şimdi daha iyi göreceksiniz bunu. Boşluğu görüyor musunuz? Boşluk. Heh. Erkek küçülüyor. Şimdi bunlarda tam tersi. Bu şeyde tam tersi. Nasıl yapacağız? Gizle. Bunu da gizle. Çizim aç. Objeleri ötele. Evet, 0,2. Onayla. Objeleri ötele. Şöyle devam edelim. Onayla. Ekstrüzyon ile kes. Tümünden. Değil. Şöyle yüzeye kadar seçeneğiyle. Evet. Şimdi ne oldu? Burayı da büyüttük. Burayı da büyüttük. Kesme boşluğunu vermiş olduk. Şimdi izolasyondan bir çıkalım. Bunu al bakalım. İzole et. Bunda dişi büyüdü. Bunda erkek küçüldü. Anladınız mı şimdi olayı? Kesme boşluğu budur işte. Tek taraflı verilir. Söylediğim değer, bakın arka planı görüyorum. Demek ki delik büyümüş. Şöyle de yapabilirim. Ölçüme geliyorum. Buna bakıyorum. Çap 22 mm. Bundan çıkıyorum. Burada 22,4 görmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi 22,4. Çap ölçüm bu. Kesinlikle ve kesinlikle bu köşelerde bir işlem uygulamıyorsunuz. Pah, radyus, televizyon kesti. Elimize zımparayı alalım, elma seyeği alalım, çapağını alalım. Cık, onu kesinlikle yapmıyorsunuz. Tamam? O işi kalıp kendisi yapıyor. O işi kalıp kendisi yapıyor. Buraya mümkün mertebe saçtan başka hiçbir şey temas etmeyecek arkadaşlar. Burada bir işlem yapmanız gerekiyorsa elinize derlin çekiç alacaksınız. Derlin çekiçle yapacaksınız. Buraya metal çelik temas etmeyecek. Burası çok önemli. Bundan çıktık. Kesme boşluğunu verdik. Tamam, şimdi kesme boşluğunu verdin de plakalarda değişiklik icap etti şimdi. Açık olmayan gövde var mı? Yok. Karşıdan bakalım hemen. Şimdi bunlarda herhangi bir değişiklik yok ama bunda ve bunda
Bu plakada değişiklikler söz konusu. İzole et diyorum. İzole et dedikten sonra şunu bir gizleyeyim. Subtract yapacağım arkadaşlar. Subtract yapacağım. Doğrudan düzenleme. Yüz sil. Bunu ve bunu sil. Aynı gövdeye ait değil dedi. Tek tek sileriz biz de. Yüz sil. Bu. Sağ tuş. Onay. Yüz sil. Onay. İzolasyondan çık. Bunu, bunu ve bunu izole et. Girinti. Bundan bu gövdeyi çıkar. Bundan bu gövdeyi çıkar. Şimdi erkekleri bağlayacağız. Erkekleri bağlayacağız. Şöyle izolasyondan çık diyelim. Erkekleri bir çağıralım buraya. İzole et. Ya şuraya bir kısa yol koysan, ben bunu seçip ona bassam, sadece onu görsem, 50 tane parça seçmesem o kadar iyi olacak ki. O kadar iyi olacak ki. Ayrıyetten bir şey daha söyleyeyim size. Bu erkekler bu kayıt plakasından çıkmayacak. Tamam. Saçı ilerletirken çünkü. Sacı ilerletirken arkadaşlar. Bunlar takılmayacak buraya. Bunlar hatta 1 milim altında bile olabilir. Ya siz sıfır yapın da sıfırdan biraz daha düşürün. Onda 5, 1 milim içeride kalsın. Tamam. Saç yürürken yoksa yürümez burada saç. Ben şimdi tasarım yaparken yükselttim bunu. Bunu bilin. Yüz taşı. Bu. 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 Z'de. Z ekseninde. Milimetre. Onayla. Bunlar burada bu şekilde duracak. Görünümü kopyala. Görünümü yapıştır. Gövde. Tamam. Bakın bunlar bu şekilde. Hatta bir miktar daha içeri de atabilirsiniz yani. Hemen yapayım onu. Onda iki, onda üçü daha aşağıya gitsin. Tak satır taşlamaya. Gir gitsin yani. İki, onda üç. Tamam. Olay bu. Olması gereken de bu. Şimdi. Bunu piyasada nasıl yaparlar biliyor musunuz? Piyasada şu çeliğin, şu erkeklerin olduğu yeri bir onda 3, onda 4 ya da yarım milim kadar frezeyle bir dönerler. Havuz yaparlar. Havuz yaptıktan sonra bu hangi gövdeymiş? Havuz yaptıktan sonra arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Bunu televizyonda kestirdiniz siz bu erkeği. Adam eline oksijen şalamasını alıyor. Şalamayı neyse ismi. Bunu da mengeneye bağlıyor. Şu kafaları ısıtıyor. Yani nar gibi kızartıyor. Ardından eline çekici alıyor. Bam 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 vuruyor buralara. Bu kafaları şişiriyor. Tamam mı? Şişirince de burada bir pah gibi bir yüzey olmuş oluyor. Genişliyor ya. Burayı da zaten havuzda boşaltmıştı. Buradan aşağıya erkek düşemiyor. Tamam? Erkek buradan aşağıya düşemiyor. Ama olur da düşerse. Şimdi bu kalıpta zaten bu kalıpta ne olur? Bu kalıpta hiçbir şey olmaz. Ama açılır. Kayıt plakası hareketli. Progresif kalıpta senin lokman, erkeğin düşer. O esnada kalıp kapanırsa ne olur biliyor musun? O erkek mermi gibi fırlar girer bir tarafına. Hani bildiğin ölümlü kazaya kadar gider o iş.
Hani yapıyorlar bunu piyasada, çok yapıyorlar. Çünkü en kolay, en ucuz, en zahmetsiz yol bu. Ama o erkek canını yakar yani senin. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Eğer böyle yuvarlaksa eğer parçan, adam bunu ne yapıyor? Tornada işliyor. Yani tornada işledikten sonra paylı bir şekilde. Özellikle payı şu kafaya vermeye gerek yok. Şimdi anlatacağım ben onu size. Şu kısımları, hareketli kısımlara bir miktar pay bırakıyor. Bir onda 3, onda 4 kadar ya da yarım milimetre kadar. Sonra taşlamada eğrilir, büğrülür falan ısıl işlemde. Taşlamada ölçüye getiriyor, lak takıyor buraya. Kafaya işte birer milimetre fatura bırakıyor. 4-5 milimetre kalınlığında. Aynı kolon gibi. Şu kolonda yaptığımız gibi aynı mantık bakın. Böyle yapıyor. Bu erkeği burada oturtuyor. Şimdi bu yuvarlak erkekler için geçerli. Ya da nasıl anlatayım bunu size? Kare formlu lokmalar için geçerli. Şimdi bunda öyle bir şey yapma şansınız pek yok. Bunun başka bir kolay yolu var. Nasıl bir yolu var biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu göstereceğim ben şimdi size. İlk önce şunları yapalım. Şöyle geldim. Çizim açtım. Objeleri ötele 1 milimetre. Bak bu kadar yeter. Bunu da 1 milimetre ötele. Ekstrüzyon ile katı oluşturma diyorum. Yüzeye kadar değil. Kör bir şekilde 5 milimetre. Yön de tersine çevir. Şu United kapatalım. Gizle. Doğrudan düzenleme. Birleştir bununla bunu. Birleştir bununla bunu. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Görünümü kopyala. Görünümü yapıştır. Buradan şimdi şu girinti 9'u açıyorum. Girinti diyorum tekrardan. Bunu çıkart. Bunu seçiyorum. Bunu da çıkart. Şimdi ne oldu? Burada fatura yaptık kendimize. Şöyle şeffaflığı da değiştirelim. Bakın gördüğünüz gibi faturaya burası oturdu. Şu kafa kısmını çok da ırgalamanıza gerek yok. Çok ırgalamanıza gerek yok. Tamam, şimdi bunu böyle bağladın. Aynı kolon gibi. Bunu nasıl bağlayacaksın? Bunu da şöyle bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen şeffaflığını değiştirelim. İzolasyondan çıkalım. Şöyle karşıdan bakalım kalıba. Bunu ve bunu izole et diyorum. Unsurlar çizime girelim. Şöyle hemen orta noktasını bulalım. Şimdi burada bunun ortasını buluyoruz arkadaşlar. Ortasını bulduktan sonra bakın şimdi şu işlemi yapacağız burada. Şöyle gelelim. Merkez ile dikdörtgen diyelim. Hoppa. Bu buradan şöyle 6 iyidir. Burası da şöyle 8'lik olur. Evet. Unsurlar ekstrüzyon ile kes diyorum. Şöyle bir 10 milimetre otomatik seçi kapattım. Heh, bunu kesecek. Tamam. Ne yaptık şimdi burada? Bunu boşalttık. Radyus 4. Bunu direkt küre takımla açıver. Buraya bir şey yap yani. Ve bu plakayı sulattırmayacaksın. Yani sulanmayacak bu plaka.
Tamam. Şöyle diyorum. Çizim diyorum. Şöyle gelelim bakalım. Şöyle diklik ilişkisini aldı zaten. Buraya şöyle 5 mm çapında dört. Şöyle 5 de buradan ineyim. Unsurlar. Ekstrüzyon ile kes. Otomatik seçi kapat. Bu. Ne yaptım ben şimdi burada? Bunu bu şekilde deleceksin. Buradan bir de pim atacaksın. Tamam mı? Buradan bir de pim atacaksın. Şöyle tekrardan çizime geleyim. İşte bu işlemleri NX'te ya da diğer programlarda yapmak daha kolay. Keşke bu skeç ortamına girmeden katı oluşturabilsek bunda. Ama yakında herhalde o özellik de gelir. Şimdi şöyle 5 mm buradan alsam. Bak oturmuyor. Yani şöyle 3. İyi. Şöyle kör değil. Hani bunu çekemiyor mu da? 11. 12. Bunu eksiden başlatamıyor muyuz? İki. Tamam. Şu sonucu birleştir de kaldırıyorum. Buraya bir tane pim atıyorum arkadaşlar. Tamam. Böyle bir pim atıyorum. Değil mi? Bu pimin yere temas etmesi lazım. Ya bu çok önemli mi? Değil. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten kayıt plakasının içerisinde kalıyor ya bu erkek. Onun içerisinde oynasa da çok da mühim değil. Yalnız bu pim var ya, hayatta buradan kopmaz, sizin de erkeğiniz aşağıya düşmez. En güvenli erkek bağlama metodu, yöntemi budur. Benim size söyleyebileceğim. Şimdi izolasyondan çıkalım. Erkekleri bağlamayı da gösterdik burada size. Şimdi bu plakayla bu plakayı şey yapmanıza gerek yok. Merkezlemenize gerek yok. Çünkü bu sadece kapak plakası, erkekler yukarıya çıkmasın diye. Şimdi burada darbe emiciler falan da var da onları ilerleyen kalıplarda anlatacağım ben size. İlerleyen kalıplarda onlardan bahsedeceğiz. Şimdi tekrardan şöyle yapalım. İzole et diyelim. İki, dört, altı, sekiz tane civatayla bunu bağlayabiliriz. Çizim diyorum. Hep yardımcı geometri yapıyorum. Neyle bağlıyoruz? Metrik 12 iyidir. 10-25. Burası da 50 olsun. Şöyle objeleri aynala diyelim. Neyin etrafında? Bunun etrafında. Bununla bu eşit. Burası 50. Şöyle aynalama kısmına girelim. Objeleri aynala diyelim tekrardan. Böyle güzeldir bu. Ekstrüzyon ile kes diyorum. Tümünden değil. Şimdi arkadaşlar buraya diş çekeceğini siz biliyorsunuz. Tamam mı? Hiç burada diş çekmek istemiyorum. Zaten kasıyor. Unsur ağacını da istediğim gibi silemiyorum bu programda. İzolasyondan çıkacağım.
Bunu açacağım. Şu çizimi ekstrüzyon ile kes diyorum. Şu otomatik seçten bu. Yüzeye kadar nereye? Bu yüzeye kadar. Kesecek mi şimdi bunu mu? Kör yap. Aynen bu şekilde kes. Buna buradan bir de offset vereyim. Şöyle yapalım. 13 eksi 10,25 5 bölü 2 1,375 1,375 onaylıyorum. Kes diyorum. Tamam diyorum.